Evet değerli izleyenler, yaz geldi. Yazlık ve kışlık bakımlar oldukça önemli. Çünkü otomobil bizim her şeyimiz. Kaportanın içinde biz varız ama ne kadar bakım yaptığımızda bizi daha sağlıklı ve keyifli yolculuklara çıkarıyor. Salim Güler yanımızda, teknik danışman. Sıfır bir otomobilin önündeyiz. İnsanlar otomobili alıyorlar ama araçlarını tam olarak tanıyorlar mı? Bence çoğu tüketici bilinçsiz, benim burada gördüğüm kadarıyla sadece özellik alıyorlar. Kullansa da kullanmasa da özelliğe bakarak bakıyorlar. Mesela biz genelde otomobili aldıktan sonra kaputu açtığımızda Türk erkeğinin şöyle bir özelliği vardır. Önce şöyle uzun uzun bakarız ama neyin ne olduğunu bilmeyiz. O kadar çok şey var. Herhalde buradan izleyicilerimize de sorsam kaputu açtığınızda neyi tanırsınız diye. Motor ve akü herhalde, onun dışında çok fazla yoktur. Doğru mu bu, onu söyleyeyim önce. Doğru. Büyük kısmı da ilk önce aküyü tanır. Büyük parça olduğu için motoru tanır, bazısı turboyu bilir. Şimdi şunu soracağım size, aküyle başlayalım hemen. Otomobille giderken akümüz bitti. Ne yapmamız lazım? Yani bu, çünkü sonuçta bir elektrik üreten bir alet. Açtıktan sonra hemen böyle çıplak elle dokunmak mı, ne yapmak lazım, onu böyle anlatalım. Çıplak elle dokunmakta bir sakınca yok. Aküye sürücünün çok fazla yapabileceği bir şey yok. En yanında ekipmanı varsa çalışan bir araç üzerinden artı eksisini karıştırmamak suretiyle takviye yaparak çalıştırıp yoluna devam edebilir. Karıştırdık. Artıyla eksiği ben karıştırdım. Elektronik devrelerin zarar görme ihtimali çok yüksek. Elektronik kontrol ünitelerinin, beyinlerin zarar görme ihtimali çok yüksek. Peki onun dışında şimdi gelelim motora. Şu anda USB bir aracın başındayız. Peki USB araç, binek araç, ticari araçlarda motor ya da dizilim değişiyor mu, fark ediyor mu? Yok, günümüzde zaten birçok markada da motorlar 3-4 çeşitten fazlaya çıkmıyor. 2 çeşit benzinli, 2 çeşit dizel gibi güçlerine göre. Kullanılacak kasa yapısına göre güçleri değişiyor. Onlar da yazılımlı olduğu için bugün. Ama görsel olarak %90'ı birbiriyle aynı. Bir soru da motorla alakalı. Dizel mi, otomatik mi hep sorulur. Kimi der ki dizel çok arıza çıkarır, kimi der ki benzini çok arıza çıkarır, kimi der ki dizel az yakar ama arızadan kurtulamazsınız. Şimdi asıl işi bilene sormak lazım. Otomobil alırken dizel mi, benzinli mi? Daha doğrusu gerçekten böyle mi? Yani dizel otomobil daha fazla arıza çıkarır, benzinli otomobil arıza çıkarmaz gibi bir doğruluk ya da yanlış mı, doğru mu? Önce dizel mi benzinli mi'den başlayalım. Yıllık yapacağınız kilometre üzerinden hesap yaparsanız sadece hafta sonu kullanacak müşteriler için benzinli tavsiyemizdir. Aradaki fiyat farkından da dolayı. Çünkü çok yakıt fazlalığından zarar çekleri bir durum yok fazla kullanmayacakları için. Dediğiniz gibi dizel motorda elektriksel sensörlü parçalar daha fazla olduğu için, basınçlı sistemle çalıştığı için haliyle fazla parça fazla arıza riski demektir. Fazla maliyet demektir. O tez doğru. Çok kilometre yapacaksa dizel, sadece hafta sonu için yani yıllık 5000-7000 arası yapacaksa benzinli tavsiye ediyorum. Peki. Otomobili ben biraz daha tanıtmak adına söylüyorum. Yani daha doğrusu otomobilden ziyade biz otomobili tanıyoruz ama en başta söylediğim gibi otomobilin asıl mekanizmasını çok tanımıyoruz. Yollarda çok fazla arıza yapan araç var. Bu arızaların birçoğu da basit arızalardan olabiliyor ama araç orada saatlerce kalıp, bilmiyorum size de böyle talepler geliyor mu, servis gelsin deyip gittiğinizde daha bunun suyu bitmiş dedikleri oluyor mu? Tabii ki de çok basit şeyler de oluyor. İkaz lambasını görüp çekici çağıranlar bile oluyor. En büyük alışkanlıklarımızdan, en kötü alışkanlıklarımızı kullanım kitapçı okumamamız. Yani en ufak bir şeyde direkt telefona sarılıyoruz. Halbuki kullanım kitapçığını okusak, arabaya binmeden önceki yapmamız gereken kontrolü yapsak, başımıza gelenlerin olanın %50'sinden fazlasından kurtuluruz. Araç hararet yaptı. Hararet nerede yapar? Suyun nereden değiştiririz? Şurada yedek su depomuz vardır motor suyuyla ilgili. Hararet motorun suyunun azalmasından dolayı, soğumamasından dolayı, yüksek ısıdan dolayı kaynaklanır. İlk yapmamız gereken şey kaputu açık bir müddet bekleyeceğiz. Su seviyesini gözle görebiliyoruz mu diye bakacağız. Göremiyorsak direkt elimizle açmıyoruz. Zaten o üstünde uyarısı da vardır. Basınçtan dolayı yukarı patlama ihtimali var. Elimize zarar verebilir. Bir müddet bekleyip kapağını açtıktan sonra su seviyesini tamamlayıp en yakın yere kadar gidebiliriz. Varacağımız noktaya kadar, servise kadar. En basit yapabileceğimiz bu. Eğer daha kötü bir boyuta ulaşırsa direkt çekiciyle çek. Motor arıza yaptı. Ben de çok meraklıyım. Açtım kaputu. Motora bakıyorum. Dumanlar çıkıyor kablolardan. Ya da çok ısındı ya da araba çalışmıyor. Müdahale etmeli miyim? Bence hiçbir şekilde elinizi sürmemenizde sağlığınız açısından fayda var.
Yani bilen bir kişiyi çağırıp, zaten günümüzde de yol yardım araçları çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. En benim sağlığım açısından tavsiyem satış sonrası servis arayıp bilen bir kişinin müdahale etmesi. Suyu gösterdik. Peki bu nedir? Genelde insanlar buna da su koymak istiyorlar. Bu fren hidrolik yedek depomuz. Fren sıvısının deposu. Frene bastığımızda balataları itip pistonu sıkıştıran malzeme. Bunun içine su koyduğunuz zaman fren hidrolik ısındığında belli bir fren mesafesinde kaynama yapıp frenin boşalma ihtimali var. Hani frenin patladığı dedikleri olaylardan bir tanesi budur. Bu ayrıyeten dışarıya havalandırması vardır. Belli bir kilometre ve yıldan sonra da değiştirilmesi gerekir periyodik olarak. Ki o fren patlama mevzu olmasın. Peki biz motoru açtığımızda normal su koyacağımız yerle bu fren hidrolin olduğu şeyi nasıl ayırt edeceğiz? Hepsinin üstünde simgeler vardır. Simgelerden ayırt edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi motor suyunda zaten hararet ibresi vardır. Fiskiye deposunun üstünde fiskiye işareti vardır. Frenin üstünde uyarı yazıları vardır. Ayrıca fren ikaz ışığı vardır. Direksiyon sıvılıysa aynı şekilde onda da direksiyon resmi vardır. Ve uyarı yazıları vardır. Hepsinin üzerindeki yazıları ve resimlere dikkat edersek, az önce de belirttiğim gibi kullanım kitapçığına bakarak müdahale yaparsak hiçbir sıkıntı olmaz. Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim.